nefessiz bırakmak için irademize ipotek koymaya çalışıyorlar. İşte seçim gelmeden minareyi çalan, kılıfını hazırlar misali sahte seçmen üretiyorlar. Bu konuda basını, kamuoyunu, siyasi partileri, haktan hukuktan yana olan bütün kurumları uyarmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Iğdır'da, Siirt'te, Kars'ta, Kürt coğrafyasının olduğu her ilde ve ilçede nerede bir jandarma binası varsa, nerede bir karakol varsa sahte seçmenle doldurdular. Çünkü bunların tek bir kıblesi var, o da hiledir. Bunu 21 yılda biz söylemiyoruz. Aslında bu ülkede yaşayan herkes dile getiriyor. Milliyetçi ve ırkçı dalga bizlerle sandıkta yenişemiyor. Siyaset de yapamıyor. Hilelere başvuruyor. Çünkü hile bunların diğer adıdır. Bakın, tüm Türkiye bu açık aleni resmi kayıtlara geçmiş hileyi ve hırsızlığı can kulağıyla dinlesin. Iğdır merkezde 2019 seçimlerini 1511 oyla kazandık. Iğdır merkeze önümüzdeki seçim için en az 4361 kaçak seçmen taşımışlar. Yani o kentte oturmayan seçmenler. Yine milletvekili seçildiğim Siirt merkezinde 2019 seçimlerinde 1161 oy farkla seçimleri kazanmıştık. Şimdi Siirt merkezi en az bizim tespit ettiğimiz 6819 seçmen taşımışlar. Siirt'in Kurtalan ilçesinde 700 oy farkla seçimleri kazanmıştık. Sadece bir sandığa 976 seçmen taşımışlar. Kaybetmek için ellerini uzanmadığı haram kalmadı. Bu daha ilginç bir örnektir. Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2200 oyla, ya sadece 2200 oyla birinci parti olduk. Yurt içinde artık kaçak seçmen bulamamışlar. Bu sefer yurt dışı seçmeni olarak geçen seçimde kayıtlı olan 3055 kişiyi taşımışlar. Yani Uludereli olmayan, belki haritada yerini bilmeyen, yurt içinde de oy kullanmayan 3055 seçmeni Uludere'ye seçmen olarak kaydetmişler. 2019 seçimlerinde hileyle, hurdayla Ağrı Belediyesi'ni aldılar. Hep beraber izledik. 7250 oy farkla şu anda birinci partiyiz. Belediye sınırları içerisinde. Şimdi Ağrı'da halkın iradesine kayyum atamak için buraya da binlerce kaçak seçmen taşıdılar. Hileleri saymakla, haramları hesaplamakla bitmiyor. Vallahi dünyaca ünlü bir üç kağıtçı Ponzi vardı. O bile bunları görse muhtemelen tövbe eder. Bütün siyasi partileri bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu yapılan sadece Kürtlerin iradesine değil, demokrasi özgürlüklere yapılmıştır. Bu seçim hileleri sadece DEM Parti'nin görevi değildir. Türkiye'deki duyarlı bütün çevrelerin görevidir ve üzerinde durmaları gerektiği çağrısını yapıyoruz. Halkımıza da çağrımız var. Adalet sizlerin elindedir. Bu haksızlığa, bu hırsızlığa, bu kul hakkını yemeye dur demek de yine sizlerin elindedir. Hile ve hurdalarına karşı seçim günü en güçlü şekilde sandıklara gideceğiz, sandıkları savunacağız. Bu hile yapanlara da haddini bildireceğiz. Bu hile ve harama karışan, kirli oyuna karışan herkesi de uyarıyoruz. Bakın, kimse basit bir oyun olduğunu sanmasın bu durumunu. Ben sadece 4-5 tane kent merkezinde ve bir ilçedeki örnekleri verdim. Binlerce bu biçimde küçük farklarla kazandığımız yerlere seçmenler kaydırıldı. Bir halkın iradesini hileyle gasp etmek en çok iktidara meşruluk sorunu yaratır. Bu açık bir suçtur.
bu halkın iradesine karşı işlenmiş bir suçtur. Bunun hesabı da bir gün sorulur. Şimdi değerli halkımız, sizlere soruyorum, bir deneyebilirsiniz. Diyelim ki Ankara'dan Türkiye'nin herhangi bir iline, ilçesine seçmen olarak kaydınızı yapmak istediğinizde bizzat kendinizin gitmesi lazım. Açık kimliğinizi ibraz etmeniz lazım. Başka bir şey daha istiyorlar. O ikamette oturup oturmadığınıza dair de bir fatura götürmeniz lazım. Faturanın da sizlerin adına ait olması lazım. Peki sizlere soruyorum. Binlerce kişi imza atmadan, nüfusa uğramadan nasıl adresi değişti? Nasıl değişiyor? Hani bunların başında adalet vardı, vicdan vardı. Bunlar işte 21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar, eşit davranıyorlardı. Ne hukuk, ne vicdan, ne adalet olmadığını Kürdistan coğrafyasında yaşayan Kürtler ve Türkiye'de ekonomik sorunlar yaşayan Türkiye halkları çok iyi biliyor. Bugüne kadar hukuki yollardan itirazlarımızı yaptık. Evet, şaşırmadık. Bugüne kadar yaptığımız itirazların birçoğu reddedildi tabii ki. Vatandaşın gelmesine gerek yokmuş, kimlik göstermesine gerek yok, fatura ibraz etmesine gerek yokmuş. Ama AKP'li ise, başka bir partili ise tabii ki bu prosedür ayrıntılı bir şekilde hayata geçiriliyor. Şimdi zannediyorlar ki yanlarına bırakacağız. Emin olun, bu red kararını veren ilçe seçim kurulu başkanları ve hakimleri hakkında, hakim ve savcıları hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Arkadaşlarımız hazırlıyor. Sahte ve kaçak seçmen olan, birçok merkezde seçimi kaybettirmemize sebebiyet verecek bu 51 bin kaçak hayali seçmen hakkında da suç duyurusunda bulacağız. Yok öyle bedava AKP'cilik yapıp gelip oy kullanmak. İlçe nüfus müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu defa atı alan Üsküdar'ı geçemeyecek. Herkes yaptığı hilenin, hurdanın hesabını verecek. Tüm il ve ilçe örgütlerimize ve vekillerimize çağrımızdır. Hayalet seçmen avcıları olarak bize düşen görev her oya sahip çıkmaktır. Halka nefes aldırmanın yolu sandıklarda kayyumlara, çalıp çırpanlara güçlü bir cevap vermektir. Emin olun, hep birlikte mücadele ederek, onlar bir çaldıkça biz iki kazanarak, çalmaların önüne geçerek 31 Mart'ta zafer kazanacağız. Değerli arkadaşlar, 31 Mart'ta zaferin şifresi kent uzlaşısıdır. Bizler yerelden demokrasiye, kent uzlaşısından Türkiye uzlaşısına ulaşmak için mücadele ediyoruz. Derdimiz öyle kimin hangi belediyeyi alacağıyla ilgili değil. Kim bizimle birlikte hareket etmek istiyorsa demokratik, adil bir Türkiye'nin şifresi olan Türkiye uzlaşısına hazır olmalıdır. Bizler güçlü bir demokratik ittifakı, güçlü bir kent uzlaşısını Türkiye uzlaşısıyla taçlandıracağız. Tek çare budur. Aksi halde işte bu hileler, hurdalar, bu faşizm, bu zor karşısında yenilmeye mahkum olacağız. Biz kurucu bir iddiayla bu seçimlere giriyoruz. Kent uzlaşısı Türkiye uzlaşısı için demokratik bir modeldir. Yerelden demokrasiye, kent uzlaşısından Türkiye uzlaşısına ulaşmanın yoludur. Bir kez daha siz değerli vekil arkadaşları, halkımızı uyarıyoruz. Özellikle bugüne kadar seçmen olup çeşitli sebeplerden dolayı sandığa gelemeyen, kent dışında yaşayan seçmenlerimiz de bu hileye karşı, bu yapılan irade gaspına karşı bu sefer ne pahasına olursa olsun seçmen olarak bulundukları sandıklara gelmeleri gerekiyor. Oy kullanmaları gerekiyor. Emin olun, bizler emekçiler, yoksullar, Kürtler, Türkler, eğer demokratik bir Türkiye'de, özgürlükçü bir Türkiye'nin inşasında uzlaşabilirsek, ırkçılık, çatışma ve savaş naraları atan ama yolsuzluk, hile, haramın dışında bir şey yapmayan
bu ülkeyi yöneten zor, zulüm yönetimini sonlandırabiliriz diyorum.